Hafta sonlarının en dinamik programı Lifestyle programından merhaba sevgili izleyenler. Ben Esra Özbakır. Her hafta olduğu gibi birbirinden renkli konu ve konuklarla sizlerleyiz. Mobbing nedir ve bu tür bir durumla karşılaştığımızda hakkımızı hukuki olarak nasıl arayabiliriz? Merak edilenleri avukat Dilek Turan sizler için yanıtlıyor. Kaçırmayın. Dilek Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Fakat öncesinde sizlerin çalışma alanlarınızı sizlerden dinlemek istiyorum. Çalışmalarımız genelde ceza, hukuk ve bunun yanı sıra ticari şirketlerle de çalıştığımız için ticari dosyalar diyebiliriz. Bugün ise şiddet ağırlıklı olarak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Fiziksel şiddetin üzerinde sürekli duruyoruz, bastıra bastıra söylüyoruz. Fakat geri planda kalan aslında psikolojik şiddet de var diyebiliriz. Öncelikle psikolojik şiddetin ne olduğunu, ardından da türlerini sizlerden dinlemek istiyorum Dilek Hanım. Tabii ki. Şimdi evet, toplumca en yaygın olan şiddet dediğimizde insanların herkesin aklına fiziksel şiddet geliyor. Fakat fiziksel şiddetin olduğu her yerde muhakkak altında bir psikolojik şiddet vardır. Psikolojik şiddet çok geniş bir alandır. Tespiti zor. Fakat insanların daha çok günlük hayatta mağdur kaldığı bir şiddet türüdür. Belki de hepimiz her gün neredeyse bu psikolojik şiddete maruz kalıyoruz. Türlerine gelecek olursak ya çok geniş bir alandır. Tabii şiddetin kendisi psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet olarak ayrılıyor. Psikolojik şiddet kendi içerisinde tanımını şöyle diyebiliriz. Bir kişinin, karşıdaki kişinin ruhsal iç dünyasına saldırı niteliğinde olur. Bu da nasıl olur? Hakaretle, aşağılamayla, dışlamayla, çok geniş bir alan. Yani her olayın özetine göre değişiyor. Burada psikolojik şiddet var mıdır, yok mudur tespiti açısından ortaya çıkıyor. Öyleyse günlük hayatta her an karşılaşabiliriz diyebilir miyiz? Karşılaşıyoruz bile dahil. Yani şöyle bir şey, trafikte birisinin size bir aşağılayıcı söz söylemesi bile bir psikolojik şiddettir. Bazen en yakınlarımız tarafından uğrarız. Bir arkadaşımızın bize çok kilo almışsın demesi bile psikolojik şiddettir istemeyerek de olsa. Tabii bu diğer boyut ama asıl boyut insanların kasla davranılan şiddet türüdür önemli olan. Kasıtlı ve bilinçli olarak bir kişiye fiziksel şiddet uygulamadan psikolojik şiddet uyguluyor. Burada bu şiddetin sonuçları çok ağır hasarlar da ortaya çıkarabiliyor. Mesela intihara sürükleyebiliyor. Ya burada fiziksel bir temas yok baktığınızda ama psikolojik sonuç çok ağırdır. Fiziksel şiddette bir dayak atarak vücuduna bir zarar veriyor ama diğerinde işkence suçuyla ya da başka bir şey eziyet ederek intihara sürüklenmiş oluyor. Bu yüzden de aslında kanıtlanması da çok zor bir yandan. Kanıtlanması da evet çok zordur. Çok zor fakat imkansız değildir diyelim. Nasıl mümkün peki? Şimdi burada biraz konu değişiyor. Genel hukuk alanında da, genel hukuk dediğimiz hukuk ve cezada tabii ki bunun gidildiği yer var. Bir de ailenin korunması kanunu kapsamında biliyorsunuz bir düzenleme getirildi. Burada daha çok tabii ki kadınlar, kadın erkek ayırt edilmeden kadınlara daha çok yöneliktir. Aile içerisinde olan ve aile dışında olan kadın, çocuk bir de ısrarlı takipte altında olan dediğimiz kişilerdir. Burada izlemesi gereken yol, şu ispat açısından dediğimiz konuda burada ispata gerek yoktur. 6284 sayılı kanunundan eğer geçici bir koruma, önleyici ve koruyucu tedbirler aldırmak isterseniz burada hiçbir delil, belgeye ihtiyaç yoktur. Kişinin sadece gidip kendisini ifade edip kolluğa, aile mahkemesine, mülki amire gidip böyle bir şiddete maruz kalıyorum demesi yeterlidir. Kişiyi mağdur eden karşı taraf hakkında önleyici ve koruyucu tedbirler alınabiliyor. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşmış olması peki ispat açısından kolaylık sağladı mı? Tabii ki. O genel konularda, genel hukukta işimize yarıyor. Teknoloji açısından mesela atılan bir mesaj. Elinizde bir delil vardır, aslında kolaydır. Tanık özellikle bu gibi durumlarda çok işimize yarar. Olaya tanık olan kişiler, beyan esastır aslında şiddetin hepsinde. Hem ister psikolojik ister fiziksel. Kişinin beyanı esastır. Ama bunun ispatı açısından daha da sağlamlaştırmak için tanık beyanı veyahut da başkaca türlü hiçbir şeyle ispatlayamıyorsa ses kaydını alabilir. Genelde bu suçtur ama başka ispat aracı yoksa Yargıtay son zamanlarda bununla ilgili birçok verdiği kararlar var. Kişinin başka kendini ispatlayabileceği durum yoksa gizli bir şekilde karşı tarafın ona sözlü veyahut da davranışlarıyla yaptığı psikolojik, her zaman sözlü değildir psikolojik şiddet. Özellikle ters bir bakış bile sürekli, taciz eder gibi bir bakış, taciz eder gibi el kol hareketinde davranmak bile psikolojik şiddettir. Bunlar bu şekilde
delil olarak kabul edilebiliyor. Herhangi bir sakıncası yoktur diyebiliriz öyleyse. Bir yandan aslında psikolojik şiddet deyince aklımıza mobbing geliyor. Mobbing deyince de iş yerleri geliyor. Sadece iş yerleri mi gelmelidir aslında, yoksa farklı alanlarda da mobbingle karşılaşabiliyor muyuz? Aslında mobbing dediğimiz psikolojik şiddettir. Psikolojik baskıdır. Mobbing dediğinde evet doğru, sadece iş hayatında çalışanların üzerinde işveren tarafından veyahut da çalışma arkadaşları tarafından uygulandığı aklımıza gelir. Hep bu şekilde biliyoruz. Mobbingin en çok uygulandığı ve bireyler üzerinde en çok hasar yarattığı durum okullardır maalesef. Ve bilinmiyor aslında değil bu, mi? Yok, çok bilinen bir durum değil. Yani öğrenciler kendi aralarında öğretmen tarafından da bu şiddete maruz kalıyorlar. Mobbing dediğimiz psikolojik şiddete. Puanları iyi olmayan bir öğrenci arkadaşlarını dışlamaları veyahut da gruplaşmalar yapıp ekonomik düzeyi farklı olan kişilerin ekonomik düzeyi farklı olan kişilerden ayrıştırmalar kendilerini. Bunu aslında öğretmenler de yapıyor bazen ne yazık ki. Kesinlikle öğretmenler de bunu çok uyguluyor. Mesela sınıfta iyi puan alan öğrenciyi öne çekip sürekli onu överken dersleri iyi olmayan öğrenciyi dışlama durumuna getiriyor. O da öğretmenin öğrenciye yaptığı bir mobbing, psikolojik şiddettir. Hı hı. Bunun yanı sıra aslında çok da karşılaştığımız ne yazık ki flört şiddetine de değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli, altını çizmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Flört şiddeti evet maalesef genelde kadınlar üzerinde uygulanan bir şiddet olarak görüyoruz. Tabii erkeklerde de uygulanıyor. Burada kıskançlık adı altında bununla görüşmen istemiyorum, şu kıyafeti giymen istemiyorum açıktır, buraya gitmeni istemiyorum deyip de genelde kadınlar üzerinde uygulandığı için o yüzden diyorum. Kadının etrafını soğutlamak, etrafından uzaklaştırmak, yalnızlaştırmak ve bu şiddeti uygulayarak aslında onun üzerinde bir söz hakkı sahibi olmak demektir ki maalesef bütün flört ilişkilerinde bu vardır. Diğer taraftan da ne yazık ki bazen ya beni çok sevdiği için bunu yapıyor diye algılanıyor ama bu da en büyük psikolojik şiddet türüdür. Veyahut da sen bunu yapamazsın, sen başaramazsın gibi de çıkıyor karşımıza. Peki tüm bunların Türk Ceza Kanunu'nda yaptırımları nelerdir ya da var mıdır Dilek Hanım? Türk Ceza Kanunu'nda tabii ki yaptırımı vardır. Birebir psikolojik şiddetin bir psikolojik şiddet ve yaptırımı diye bir kanun maddesi yoktur. Ama bunun yanı sıra örnek hakaret, tehdit, eziyet gibi çoğaltabiliriz olayın özetine göre. Dolaylı bir şekilde de olsa tabii ki yapılan bu şiddetin, psikolojik şiddetin bir yaptırımı var. Fakat biz dosyalarımızdan şunu da görüyoruz. Müvekkiller her zaman ben ilaki karşı taraf ceza anlamında bir ceza yaptırım alsın istemediği zamanlar da oluyor. Bunu hukuk anlamında manevi tazminat dediğimiz, her eylemin sonucu bu arada bir de suç doğurmak zorunda değil. Yani bir Türk Ceza Kanunu'nda cezası olmak zorunda değil. Bazen Türk Ceza Kanunu'na değil, genel hukuk kurallarıyla tazminat yoluna da gidebiliyoruz. Ve tazminatta da orada aslında verilen tazminat zararının miktar olarak verilen o da bir yaptırımdır. Ayrıca dosyalarımızdan da gördüğümüz kadarıyla müvekkiller bazen ilaki Türk Ceza Kanunu'nda olan yaptırımlara o yola gitmek, ilaki ben suç duyurusunda bulunacağım ya da cezai bir yaptırım alsın karşı taraf eylemden dolayı demeden genel hukuk dediğimiz, biz hukuk diyoruz, manevi tazminat yoluyla da onlar üzerinde yapılan bu psikolojik şiddetin yaratmış olduğu acı, elem, üzüntü duygularının karşılığını manevi tazminat olarak da talep etmek isterler. Burada bazen toplumda çok yanlış bir algı var. Manevi tazminat davası açtım. Benim onun parasına mı ihtiyacım var? Para alınacak sonuçta manevi tazminatın sonucunda ama hukuk sistemimiz, kanunlarımız bu hakkı da tanımıştır. Çünkü bazen suç olmuyor eylemin sonucunda. Hakaret suçunu oluşturmuyor. Güçlünün değil her zaman haklının yanında olan avukatlarımızdan Dilek Hanım'la sohbetimizi sonlandırıyoruz. Daha güzel yarınların bizimle olması dileğiyle. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.